Çapulcu Bülteni'nden merhabalar. Bugün 10 Şubat 2014. Bugünün ikinci Çapulcu Bülteni'ni izliyorsunuz. Yanımızda peyzaj mimarları var. Çağdaş Demokrat Peyzaj Mimarları grubundan arkadaşlarımız Çağdaş'la Cihan, özür dilerim. Yanımızdalar. Neden buradalar? Çünkü seçimleri var. 10. Genel Kurul'a gidiyorlar İstanbul Şube'de. Kaçıncı Genel Kurul'a gittiğimizi öğretmek için hem peyzaj mimarları aslında ne iş yapar onu göstermek için seçime katılıyorlar. Bunun yalnızca peyzaj mimarlarıyla değil halkla da ilgisi var bu seçimlerin. Çünkü onlar Gezi Direnişi'nde en çok fikrine muhtaç olduğumuz meslek gruplarından bir tanesi. Çünkü 3. köprüden bahsederken, havalimanından, 3. havalimanından bahsederken, Kanal İstanbul'dan bahsederken, çeşitli parkların durumundan bahsederken, şehirlerin, kentlerin talanından bahsederken onların görüşlerine başvuruyoruz. Ve bu yüzden yönetimin kimde olduğu mühim. Neden mühim? Önce siz anlatır mısınız? Şimdi biz Çağdaş Demokrat Peyzaj Mimarları grubu olarak Peyzaj Mimarları Odası'nın 10. dönem genel kurulu seçimine hazırlanıyoruz. Karşımızda bulunan peyzaj mimarları platformundaki arkadaşlar ise bir dönem atlayıp 11. dönem genel kuruluna hazırlandıklarını açıklıyorlar şu her yerde. O kadar eminler ki 10.yu alacaklarından 11'e mi hazırlanıyorlar evet. Acaba? Ya da ne kadar oda süreçlerine hakimler ki bunu böyle bir deklarasyonla bize yayınlıyorlar, gösteriyorlar. Peki siz oda süreçlerine hakim olduğunuzu iddia ediyorsunuz yani. Ne tartışıyorsunuz seçimlerde? Sizin tavrınız nedir? Neyi tartışıyoruz? Öncelikle bugüne kadar tartışılan birçok konuyu belki tekrardan tartışıp ama daha farklı noktalardan bakarak daha detaylı incelemeye çalışıyoruz. Örneğin çalışan peyzaj mimarlarının sıkıntıları nelerdir? Mesleğimizin sıkıntıları nelerdir? Biz peyzaj mimarları doğa için, kent için ve toplum veya halk için neler yapabiliriz, neler yapmalıyız, neler yapmıyoruzu tartışıyoruz. Bunları tartışarak da bir seçim sürecine hazırlanıyoruz. Örneğin meslektaşlarımız için düşündüğümüz ve konuştuğumuz şeyler şunlardır. Biz, ben de mesela çalışan bir peyzaj mimarıyım, işçi bir yani çalışan bir peyzaj mimarı olarak en büyük yaşadığımız sıkıntılar yeni mezunların daha çok yaşadığı ama zaman içinde bizlerin de daha çok görmüş olduğu ve süre gelen durumdur. Düşük ücretle çalışmaktır yani. Bugün belki de hala asgari yeni mezun olup asgari ücretle çalışan peyzaj mimarları var. Hı hı. Bu ne kadar böyle sürüyor? Asgari ücretle çalışma süresi? En azından 1,5-2 sene boyunca. İlk bir sene zaten mesela böyle başlar süreç. İlk 3 ay deneme süresidir. Sigorta belki daha yapılmaz. Bugün herkesin hakkı olan sigortası, primleri yatırılmaz. Ondan sonraki süreçte bakacağız, edeceğiz denir. Ulaşım hakkı, yemek hakkı bunlar belki zamanla olacak şeylerdir denerek. Ve aslında eğitim sisteminin de kötü olmasıyla beraber kendisini çalıştığı yerde aslında peyzaj mimarı olacağına inanan bir sistemden geldiğimiz için köleliğe mahkum ediliyor peyzaj mimarları aslında. Aslında yalnızca peyzaj mimarlarının sorunları değil. Tabii mühendis ki. Mimarların bugün orta geldiği sorunları. Noktada böyle bir şey var. Bu yüzden TMOB'u savunuyor. Önemli galiba. Nedir TMOB peyzaj mimarları seçimi odasında odası seçiminde nasıl bir tavır sergiliyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu seçimin TMOB'la bir ilgisi var mı? TMOB'la çok yakından ilgisi var bu seçimlerin. Türkiye'nin mimar mühendis ve şehir plancılarını çatısı altında toplayan TMOB birçok ilde olduğu gibi İstanbul'da da, Türkiye'nin en büyük metropolü olan İstanbul'da da çok büyük bir görev üstleniyor. Özellikle Gezi sürecinden sonra bu TMOB'a düşen bu görev kendini daha güçlü hissettirmiş durumda. Toplumun bütün katmanlarında olduğu gibi üniversite ilkesinde mimarlar, mühendisler, şehir plancıları, tabipler birliği, hukukçular arasında da çok önemli etkileri var TMOB'un. Bu süreç içerisinde yaşadığımız birçok sıkıntı Peyzaj Mimarlar Odası İstanbul Şubesi seçimlerinde de kendini gösteriyor. Türkiye'nin adeta o büyük fotoğrafının küçültülmüş, minimize edilmiş bir haline bugün biz kendi oda seçimlerimizde yaşamaktayız. Şu an
Ne demek bu Türkiye'deki yaşamla ne ilgisi var odada seçimleri? Şöyle bir şey, yani Türkiye'deki son dönem oluşan, yıllardır birikerek gelen bir muhalefetin çığlığı diyelim. Hı hı. Bu çığlık sesini gittikçe gür duyuruyor ama bir o kadar da baskı görmek durumunda. Hı hı. Mevcut siyasi politikalar sebebiyle. Ama bunu yırtacak bu çığlığı çok önemli kitlere ulaştırabilecek bir gücü de var İstanbul'un. Peyzaj Mimarları Odası'nın. Bu kitle şu an harekete geçmiş durumdadır. Seçimlerimiz pazar günü. Hı hı. Yıllardır iktidar yanlısı bir tutum sergileyen, muhalefeti yok sayan, her şey günlük gülistanlıkmış gibi göstermeye çalışan meslek grubumuzun bazı üyeleri her yıl olduğu gibi belli bir grup adı altında, genelde meslekte birlik grubu adı altında seçimlerimize girmektedir. Ve bizim gruplarımız ikiye de bölünse, üçe de bölünse mağlup olarak seçimlerden ayrılmıştır. Bu İstanbul'un 10. dönem genel kurulu ve seçimleri olacaktır. Görünen o ki iki grup olarak seçimlere girmek üzereyiz. Karşımızda ciddi anlamda maddi destek gören belli kesimler tarafından ve... Ne demek belli kesimler? Belli kesimler derken mesela şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan peyzaj firmasının çalışanları ve bunların birlikte iş yaptıkları bir kitle ciddi anlamda seçimlere hazırlanmış durumdalar. Bu mesela sizi niye rahatsız ediyor? Bu bizi rahatsız etmiyor aslında. Hı hı. Bu çok demokratik bir haktır seçimlere katılmak. Her peyzaj mimarının hakkıdır. Ama destek yalnız, almaları niye rahatsız ediyor? Destek almaları işte desteğin nereden geldiği önemli bir şey. Yani bir peyzaj mimarının bugün Türkiye'de peyzaj mimarlarının çektiği sıkıntılar, işsiz peyzaj mimarlarının durumu bugün meslektaşlarımızın yarısının kendi sektöründe değil de başka sektörlerde çalışıyor olması şu gerçeği bize gösteriyor. Yani bugün hiçbir peyzaj mimarı arkadaşımızın bir grubun oda seçimlerine girmek üzere olan bir grubun bir otelde 300 kişilik yemek verecek durumu yoktur. Böyle bir gücü yoktur yani. Hı hı. Hani kendimiz paramızı verip, herkes yemeğinin parasını verip bir yemek düzenleyebilir. Bu başka bir şey. Ama finanse edilen bir yemek. Her gelen kişiye birer tane orkide dağıtılması. Her gelene mesela birer orkide dağıtılması. Hani bunlar ciddi finansmanlardır. Ve görüyoruz ne ki... Ne güzel işte peyzaj mimarlarının karnı doymuş diye baksak. Belli zaten karnı doyan bir kesim var. Ama bu kesim... Kim onlar o karnı doyanlar? Karnı doyuracaktır. Ama bu bunlar... peyzaj mimarlığı geleceği için bir umut vaat etmemektedir. Bu günlük karın tokluğudur. Hı hı. Yarın bütün peyzaj mimarlarının karnının tok olacağının garantisi değildir. Peki sizin seçimleri kazanmanız durumunda peyzaj mimarlarının karnı doyacak mı? Şimdi biz bir kere bazı sorunun üstüne gitmeyi hedefliyoruz. Bundan önceki yönetimlerimizin gittiği gibi, hı hı, bundan önce de mevcut yönetimlerimiz bu işler üzerinde çok kafa yordular. Ama iyi ama kötü ellerinden geleni yaptılar. Mevcut yönetimlerimiz, geçmiş yönetimlerimiz. Belli noktalara geldik. Odamız genç bir oda. Yani bir makine mühendisleri odasıyla 25-30 bin üyesi olan, mimarlar odasıyla diğer büyük üye kitlesi olan, aidat geliri olan odalarla karşılaştırdığınız zaman çok daha ufak, çok daha güçsüz, yeni yeni kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir odadır. Dolayısıyla şu zamanda alacağımız kararlar, ilkesel tavırlar bizi gelecekte çok düzgün noktalara, doğru noktalara taşıyacaktır. Bugün alınacak yanlış kararlar, yanlış destekler odamızı da, bizi de, mesleğimizi de tövbe de altında bırakacaktır. Elbette kasıtlı bir soru soruyorum. Tabii. Söylediğim gibi. Tabii ki karınlarını siz doyurmayacaksınız. Seçime neden gidilir ve aslında sorun bu. Siz seçime niçin katılıyorsunuz? Yönetimde olmak niye önemli? Şimdi biz seçime niçin katılıyoruz? Birincisi AKP'nin kentler üzerindeki bu neoliberal politikalarına karşı özellikle biz peyzaj mimarlarının daha çok ses çıkartması için katılıyoruz. Hı hı. İkincisi mesleğimizi, meslek odamızı ve meslek etiğimizi aslında kenti yağmalayan, kente karşı suç işleyenlere bırakmamak için şubemizin seçimlerine katılıyoruz.
Üçüncüsü olarak belki en büyük, az önce bahsettiğim işte toplamına baktığım mesleğimiz, meslektaşlarımız toplum, doğa ve kent için katılıyoruz. Bunları açabiliriz tabii ki. Mesela işte kent için niye katılıyoruz? Bugün şunu sormak gerekiyor. TMOB'a yapılan baskıları konuşuyoruz mesela işte. Cihan girdi. TMOB Orman Mühendisi Odası ile başlayan bir süreçle beraber diğer bizim çevre, elektrik, peyzaj bütün odaları Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağladılar. Mesela TMOB bir karar aldı bunun üzerine. Biz müfettişlerin teftiş yapmasına izin vermeyeceğiz. Buna karşı dik bir duruş sergileyeceğiz. Çünkü meslek odaları devlet bakanlıkların bünyesine bağlanamaz. Ayrı bir kurumdur ve kendi kendilerine bir örgütlerdir. Kendi yapıları vardır. Şimdi biz soruyoruz mesela karşı tarafa. Siz eğer bugün bu seçime girdiğinizde varsayalım ki kazandığınıza TMOB'un almış olduğu kararlara sonuna kadar destek verip devam ettirebilecek misiniz? Yani siz aslında AKP'nin kentlerdeki neoliberal politikalarını işletenler, bugün Gezi Parkı'nda 34 tane ağacı söküp alanlar sizlersiniz. Yani sizin çalıştığınız firmalardır. Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan firmalardır. Yani bu firmalar mı destek veriyor o 3 kişilik yemeği verenler de Gezi Parkı'ndaki ağaçları? Evet. İstanbul Peyzaj Mimarları Platformu'nun yönetim aday listesine bakarsanız mesela herkes orada bulunan o yönetim listesindeki 12 isim var. Evet, 12 isim var benim gördüğüm şu ana kadar. Onu bilmiyorum. Normalde... Bu da bir bilgisizliktir tabii. Yani şu an deklare ettikleri 12 kişilik listedir ama TMOB bileşenlerinin yönetim kurulları 14 kişiden oluşur. Bunların 7'si asil, 7'si yedektir. Bu sayı bu zamana kadar değişmemiştir. Acaba TMOB'un yönetmeliğini de mi değiştirmek istiyorlar arkadaşlar? Bunu merak ediyoruz. Bir açıklama da bekliyoruz. Mesela o 12 kişi kendilerini tanıtırlarken nedendir bilinmez firma isimleriyle ön plana çıkarak, aslında belki de reklam yaparak, firmalarını ön plana çıkarak reklam yaparak deklar ettiler kendilerini. Çağdaş, biz soruyoruz. Önemli bir konuya değiniyor. Mesela hepimiz bu seçimlere girerken tek şeyimiz bizim çalışan da olabiliriz, firma sahibi de olabiliriz. Bizim ortak noktamız peyzaj mimarı olmaktır. Herhangi bir firmanın sahibi olmak veya bir belediyede bir yönetici olmak değil de bizim. Yani bizim titrimiz belli. Hepimiz peyzaj mimarız ve bu mesleğin sahipleriyiz. Dolayısıyla seçime girerken ki kendimizi tanıtmamız da bu doğrultuda olmalı. Bu tanıtım noktasında da karşı grupta bazı hani geleneklere uymayan bir takım yanlışlar görüyoruz ve üyelerimizin de bu noktalara çok dikkat etmesini istiyoruz. Çünkü hani bir öyle bir olasılık görmüyorum ama hani yönetime geldiklerini düşünürsek bu arkadaşlar herhalde adayken böyle şirketlerinin reklamını yapıyorlarsa yönetime geldikten sonra ne yaparlar bilemiyorum. Yani şöyle soralım. Acaba Peyzaj Mimarlar Odası'nı kendi şirketlerini yönetir gibi mi yönetmeyi düşünüyorlar? Evet. Bu soruyu soralım. Hı hı. Yani meslek odaları şirket yönetilir gibi yönetilir mi? Ya, üyelerde çalışanlar mı olacak acaba? Mesela ben şunu sormak istiyorum bu arkadaşlara. Karşı tarafa tabii daha çok sorular sormak istiyorum. Açıklamaları var yapmış oldukları yemekte. Eğer biz gelirsek kamuda istihdamınız için merak etmeyin her şeyi yapacağız. Kamuda, şahane değil mi? Tabii çok güzel. Keşke yapabilseler. Ama şöyle bir şey sormak istiyorum ben yine. Soru sormak istiyorum sadece. Peyzaj Mimarlar Odası benim bildiğim kadarıyla başından sonuna kadar, hatta geçen hafta olmak üzere gene Orman Bakanı ile görüşme yapılmıştı kamuda istihdam üzerine. Bu çalışmayı zaten yıllardır yapan bir odadır. Genel merkeziyle, İstanbul Şubesi'yle. Karşı tarafa soruyorum. Bu sorun yeni mi çıktı ortaya? Biz bilmiyorduk. Onlar mı fark ettiler de bir anda bu sorunu dile getirmeye başladılar? Ve nasıl bir güce sahipler ki? Nasıl bir sihirli değnek var ki? 10 senedir, 15 senedir, belki 20 senedir çözülmeyen bir sorun bir anda kendileri geldiğinde çözülebilecek. Normalde bu yetki kimin elinde? Yani bunların yapamayacağı. Şu anda bizim bağlı olduğumuz bakanlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Bünyesinde. Yani aslında bakanlığın yapabileceği bir şey bunlar yönetime geldiklerinde yapacaklarını iddia. Fotoğraf yayınlıyorlar hatta mesela. Ben mesela karşı taraftan bir arkadaşın Çevre ve Şehircilik Bakanı, Yeni Çevre ve Şehircilik Bakanı'yla ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'yla bir fotoğraf yayınlıyorlar gördüm. Bu demek oluyor ki kendi seçim tabanına ve kendi peyzaj mimarı tabanına diyelim aslında. Seçim tabanı belki daha farklı ama bakın yanımda kimler var? Eğer beni desteklerseniz sizi desteklerler.
Yani insanlara vaatler vermek, evet biz de söylüyoruz. Kamuda daha fazla istihdam edilmek için ve kamusal projelerde peyzaj mimarlarının da artık daha fazla söz sahibi olması için ve görüşüne başvurulması için mücadele edeceğiz. Mücadele edeceğiz ama. Talep edeceğiz. Talep edeceğiz ve mücadele edeceğiz. Ama yukarıdan gelme, kimse kusura bakmasın ama bizim elimizde bir sihirli değnek yok. Dokunduğumuz anda bir şeyleri belki değiştiremeyeceğiz. Ama görmüş olduğumuz bir şey de var ki birlikte mücadele edersek, beraber olursak Gezi isyanının da öğrettiği şekilde başaramayacağımız, alamayacağımız bir hakkımızın olmadığına inanıyorum. Peki sizin değindiğiniz diğer konular ne? Düşük ücretten bahsediyoruz, sigorta. Ben gireyim istiyorsanız o konuyu. Şimdi Çağdaş Demokrat Peyzaj Mimarları kimdir? Bir kere bundan bahsedelim. Şimdi bu grubun içerisinde daha önceki 9 dönemde odamızda başkanlık yapan, başkan yardımcılığı yapan, yazmanlık yapan, saymanlık yapan birçok üyemiz var. Yani şu an bunların desteğine sahibiz. Ben de kendim 8. yönetim kurulunun üyesiyim. Aynı zamanda 6 ay odada teknik personel olarak çalışmış birisiyim. Yönetimimizde odanın bütün işleyişini, çalışma sistemini bilen arkadaşlarımız var. Yani bir kere öncelikle yönetime talip olan diğer arkadaşlarımızın yanında çok çok daha tecrübeli bir grup var, bir ekip var. İkincisi, TMOB'un siyasi duruşuna, muhalif duruşuna çok bunu benimsemiş bir grup var. Bu duruşu benimsemiş bir grup var. Diğer tarafta da buna karşı olan bir grup var. Üyelerimizin bunu bilmesini istiyoruz. Şimdi en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bizim geçmiş yönetimlerimizin çok uğraşmasına rağmen belli bir noktaya taşıyamadıkları şeyler var. Biz bunları üstüne gidip üyelerimizi tatmin edecek noktaya taşımak istiyoruz bu sorunları. Kesinlikle önceki yönetimler de bizim yönetimlerimizdi. Hepsine oy verdik. Yönetimlerinde bulunduk. Bir şeyler yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. Oldu, olmadı, iyi şeyler oldu. Olmayan şeyler oldu. Ama bir noktaya taşıdık odamızı. Ve gelinen noktada pazar günkü seçimler bizim için çok önem ifade ediyor. Şimdi peyzaj mimarları asgari ücreti diye odamızın her yıl açıkladığı asgari ücret fiyatları vardır. İşte bunlar 0-5 yıl arası tecrübesiz, yeni tecrübe kazanacak arkadaşlar. İşte 5-10 yıl arası tecrübeli ve 10 yıl ve üzeri tecrübeli olan arkadaşlar diye meslektaşlarımızın alabilecekleri asgari ücret fiyatları vardır. Mesela bunların denetimi odamız tarafından yapılmıyor düzenli olarak. Yani biz şu an hangi peyzaj mimarımız, hangi firmada veya hangi belediyede bu ücretlerin altında maaş alıyor mu, almıyor mu bunu bilmiyoruz. Böyle bir veri yok elimizde. Ama şunu biliyoruz, araştırsak çok kişi var. Bunu biliyoruz. Bu koşulların düzeltilmesi ve odanın bu konuda üstüne düşen görevi yapması gerekiyor. Özellikle yani daha önce yaşadığımız sorunlardan birine değinecek olursam, özel firmalardan bir tanesinde peyzaj mimarı çalıştıracağını söyleyen bir patron arıyor odayı ve asgari ücret soruyor. Söylüyorum kendisine, yeni mezun olmuş, 5 yıla kadar tecrübeli olan peyzaj mimarları meslektaşlarımıza şu ücreti vereceksiniz. Odamızın belirlediği fiyat budur. Peki odanızda çalışan peyzaj mimarı var mı? Evet benim dedim. Siz o maaşı alıyor musunuz dedi bana. Hayır alamıyorum dedi. Peki odanızın vermediği bir maaşı ben niye vereyim dedi çalışanıma. Yani bir karar çıkarıyorsanız öncelikle bu kararı sizin uymanız gerekiyor. Şimdi düşündüğünüzde işverenin de haklı olduğunu görüyorsunuz bu konuda. Dolayısıyla bizim öncelikle aldığımız kararlara, yayınladığımız, deklar ettiğimiz bir takım kararlara önce kendimizin sahip çıkması gerekiyor. Diğer konu işsiz peyzaj mimarları ile oda arasındaki ilişki. Şimdi takdir edersiniz ki çalışan, her ay belli bir ücret alan bir meslektaşımızın psikolojisi ile uzun zamandır iş arayan veya bir süre önce işsiz kalmış bir ev geçindirmek zorunda olan meslektaşımızın psikolojisi aynı değildir.
Ve dolayısıyla oda çalışanlarımızın, odamızın, yöneticilerin bu iki meslektaşımıza yaklaşımlarının çok farklı olması gerekiyor. Ve burada bir pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. İşsiz peyzaj mimarlarımız için. Hem bu arkadaşlarımızı mesleğe motive etmek, kaybetmemek, oda ile ilişkilerini korumak adına hem de o insanın geleceğini doğru yerde aramasının önünü kesmemek adına. Hı hı. Çünkü bu insan bu meslekten bir koptu mu bir daha geri dönüşü kolay olmuyor. Yani 2 sene, 3 sene gidip farklı bir sektörde çalışan insanın maalesef çok yetenekli insanlar da var. Yani meslek adına yetenekli olup bu yeteneğini başka yerlerde körelten bir sürü arkadaşımız var. Bunların önüne geçmemiz gerekiyor ve bu ilişkileri daha doğru düzenlememiz gerekiyor. Hı hı. Odadaki çalışan personelimizi, oda personelini uzun süre odada çalışıyor olması, yani 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl ne kadar uzun süre çalışıyorsa oda sistemine, üyelerle olan münasebete o kadar hakimdir. Dolayısıyla bizim bundan önceki dönemlerde yaşadığımız sık sık eleman çıkarma, çalışan değiştirme gibi durumların önüne geçmemiz gerekiyor ve odamızda kurumsallaşma adına istikrar şart. İstikrar şart ve elemanlarımıza, çalışanlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Hı hı. Diğer bir mevzuda son bir şey söyleyeyim Çağdaş. Tabii. Odamız süreç içerisinde birçok konuya yeterli tepkiyi gösterememiştir. Örnek vermek gerekirse özellikle İstanbul'un can damarı olan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Gezi Parkı konularında birebir mesleğimizin en önemli konularını içeren başlıklarda bizim bu konuların üzerine eğilmemiz gerekiyordu. Eğildik mi? Eğilmedik desek yalan olur. Eğildik ama sesimizi duyuramadık. Yani örneğin bir İstiklal Caddesi'nde bitki durur mu, ağaç kaldırılsın mı, kaldırılmasın mı tartışmasında bile bizim hiçbir sesimiz duymadı. Bütün medya kuruluşlarında şehir plancıları, mimarlar boy gösterdi. Kimse bir tane peyzaj mimarı çıkarıp fikrini sormadı. Neden böyle oluyor? Bu mesleğimizin tanınırlığıyla alakalı bir şey. Hı. Çok tanınmadığımızı düşünüyorum. Bir de ilk başta bahsettiği bir şey vardır ya şimdi. Mimarlar odasının 30 bin tane üyesi var. Peyzaj mimarlar odasının 1500 tane üyesi var. Şimdi o kıyası da yaparsak zaten olay çıkıyor ortaya. Bu tabii toplumsal gerçeklerle de alakalı. Hı hı. Yani peyzaj lafını hayatında ilk defa duymuş birisi öyle zannediyorum ki hiçbir sanat kitabı karıştırmamıştır. Öyle değil mi? Hiçbir ressamın veya başka bir sanatçının biyografisini okumamıştır. Peyzaj kelimesini duymamışsa. Çünkü bu kitaplarda... Ama hepimiz aslında onun faaliyet alanlarıyla her gün karşı karşıyayız. Aynen öyle. Dolayısıyla biz peyzaj mimarız dediğin zaman o ne sorusunu hep duyarız. Hı hı. Bunun karşı tarafa çok suçu atmadan direkt kendimiz yükü üstümüze almamız gerekiyor. Odaya bu konuda çok büyük görev düşüyor. Hı. Medyadaki görünürlüğü, sesini duyurması çok önemli. Aynı durumu Taksim Meydanı düzenlemesinde de görüyoruz. Şu an yapılan işte medyada boy boy gösterilen düzenlemeler bizi çok ilgilendiriyor ve söz hakkı veriyor. Yani bu planların, projelerin herhangi bir internet sitesinde, gazetede yayınlanması bize söz hakkı doğurur. Bütün meslektaşlarımızın bunu bilmesi gerekiyor. Ve bu konuda çaba göstermesi, bu konuları cevaplamak için çaba göstermesi gerekiyor. Peki, toparlayalım artık. Toparlayalım o zaman. Olarak, ne vaat ediyorsunuz ve kimlerle seçime gidiyorsunuz? Kaç adayınız? Mesela niye burada kadın yok vesaire? Bunları da son olarak toparlayalım ve bültene son verelim. Biz Çağdaş Demokrat Peyzaj Mimarları olarak 14 kişi, 7 asil, 7 yedek üye olmak üzere 14 kişi bu yarışa başladık. Doğru sayıyla. Evet, kendi aramızda da 7 kadın, 7 erkek olarak bu yarışa başladık. Bunun paylaşımı tabii ki seçimden sonra yapılacaktır. Hı hı. Ama 7 kadın, 7 erkek olarak bu yarışa başladık. Bugün burada bir kadın arkadaşım, hatta 2 tane kadın arkadaşımızın olmasını daha çok tercih ederdik. Ama şartlar el vermediği için bizler katılmak zorunda kaldık. Bizler vaatlerde değil ama hedeflediğimiz konularda konuşabiliriz bence. İşte bugün çok es geçtiğimiz bir konu vardır. Hemen kısaca gireyim. Peyzaj mimarlığı mesleğini cebinde parası olan herkes yapabilir. Eğer paranız varsa küçük bir fidanlık açıp peyzaj mimarlığının yapılması gereken işini siz de yapabilirsiniz. Ve yanınızda bir peyzaj mimarı çalıştırarak ve onun diplomasını kullanarak ve onu sömürerek aslında mesleği sömürerek. Hı hı. Bahçıvansanız
bu mesleği biz olmadan da yapabilirsiniz. Çünkü hep böyle gitmiştir bu iş. Laz müteahhitseniz 3 tane ağaç dikip de yapabilirsiniz bu işi. Bizler aslında bunların karşısında durmalıyız. İşte veya Cihan'ın bahsettiği gibi ani reflekslerle daha çok ön plana çıkartıp meslek odamızı daha çok duyurup, daha çok konuşturup insanlara daha çok kendimizi anlatmalıyız. Çocuklarımız okuduğunda hep sorarlar, bizler okuduğunda hep sorarlar mesela. Ne okuyorsun? Mesela mimarlara sorulur. İç mi dış mı diye sorulur. Bir peyzaj hiçbir zaman sorulmaz mesela. Çünkü aslında sayılmaz bile. Bunların daha çok önüne geçebileceğimiz çalışmalar yapacağız. Ve tek amacımız şudur. AKP'nin savunucusu olan 3. köprüye karşı, 3. havalimanına karşı, Kuzey Ormanları'nın katledilmesine karşı, Gezi Parkı'nda kesilen ağaçlara karşı veya şehirde devam eden birçok katliama karşı, bostanların yok edilmesine karşı biz mücadele edeceğiz. Bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Daha fazla sesimizi duyuracağız. Belki sokağa daha fazla ineceğiz. Ama şunu istiyoruz herkesten. Bunlara karşı sesini çıkartmayanlara, mesela bizim karşı tarafımızdaki arkadaşlar şöyle bir şey söylüyorlar. Biz herkese eşit, tarafsız olacağız ve apolitik olacağız. Ben sormak istiyorum. Zaten daha önce de sormuştum. Tarafsız olmak ve apolitik olmak kente karşı işlenen suçlara sessiz kalmak mıdır? Eğer buysa bence tarafsız ve apolitik değil, taraflı ve politik olalım. Çünkü tarafsız ve apolitik olacak insanlar şunu yapacaklardır. Biz diğer peyzaj mimarlarının adına konuşup bence bizleri de bu suçu ortak edeceklerdir. Önümüzdeki süreçteki kent suçlarına karşı ve mesleğimize karşı işlenecek suçlara karşı herkesi birlik olmaya 15-16 Şubat'ta seçimlere gelmeye ve genel kurula katılmaya davet ederiz. Benim söyleyeceğim bu kadardır. Peki. Son bir şey var galiba. Ben de son olarak seçim tarihlerini ve yerlerini belirteyim. Genel kurulumuz 15 Şubat Cumartesi günü 10-17 saatleri arasında Kadıköy Belediyesi briefing salonunda yapılacak. Seçimimiz de 16 Şubat Pazar günü 9-17 arasında Peyzaj Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nde Kadıköy Bahriye Caddesi'ndeki yerimizde olacak. Gezi'den sonraki ilk sandık burasıdır. Bütün meslektaşlarıma sesleniyorum. Herkesi mesleki sorumlulukla sandığa davet ediyorum. Peki, Çağdaş Demokrat Peyzaj Mimarları taraflı ve politik olarak yaşamlarını, yaşam alanlarını savunmak üzere talana karşı mücadeleyi ön plana çıkararak TMOB'a yakışır bir şekilde seçimi kazanmayı istiyor. Biz de buradan seslerini duyurmuş olabildiysek ne mutlu. Çapulcu Bülten'den bugünlük bu kadar.